Merhaba, Instagram'daki kısa videolar yüzünden dünyadaki her şeyi sıkıcı bulan ve eğlenmekte zorlanan insanlar. Bugün son zamanlarda izlediğim filmleri konuşuyoruz. İlk sırada Jennifer Lawrence'ın yıllar sonra çektiği ilk film No Hard Feelings yer alıyor. Komedi türündeki film, yaşadığı yazlık şehir giderek zenginler tarafından işgal edildiği için ekonomik olarak zorlanan Maddie'nin hikayesini anlatıyor. Maddie son çare olarak büyüdüğü evi satmayı ve başka bir yere taşınmayı düşünüyor. Ancak internette ilanlara bakarken ilginç bir şey görüyor. Bir aile içine kapanık 19 yaşındaki çocukları üniversiteye gitmeden açılsın diye onun bir kadınla birlikte olmasını istiyor. He doesn't come out of his room, he doesn't have any friends. He doesn't talk to girls, he doesn't drink, doesn't go to parties. Anlaşacakları kadının hiçbir şey çaktırmadan çocuğu tavlaması gerek. İşin sonunda da ödül olarak bir araba yatıyor. Maddie de tamam, ben bu işi 2 gün içinde hallederim, sonra da arabayla Uber yaparak geçinirim diyor. Ancak işler beklendiği gibi gitmiyor. Çocuk bir türlü Maddie ile beraber olmak istemiyor. Film boyunca Maddie'nin farklı yollarla çocuğu ayartmaya çalışmasını izliyoruz. Hi, mind if I touch your wiener? What? Your dog. Ben içinde bir sürü komik sahne ve iyi sahne olsa da filme çok bayılmadım. Hikayenin başında zenginlerin bu yazlık şehri işgal ettiği için Maddie'nin yaşadığı zorluklar güzel anlatılmış. Çocuğun içine kapanık olması da iyi işlenmiş. Ailenin çocuğun her şeyini yönetmeye, onu mükemmel yapmaya çalışması, bunun sonucunda Percy'nin böyle birine dönüşmesi son derece normal. Dostumuz sürekli odasında takılıyor ve genelde bilgisayar oynuyor. Ben oyun oynamanın kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sosyal medyada zaman geçirmeye kıyasla oyun oynarken insanın beyni çok daha fazla çalışıyor. Ancak oyun oynamak gerçekten de çok vakit alıyor ve insan sadece bunu yaptığında başka şeyleri kaçırabiliyor. Filmde Jennifer Lawrence'ın rahat performansı da iyiydi. Ayrıca kontrolcü ailenin saçma sapan hareketleri de komikti. Ancak ilk yarısından sonra film fazla tekrar etti ve komik olmaktan çok sıkmaya başladı. Son yarım saat boyunca hadi lütfen bit artık dedim. Filmin olayının Maddie'nin çocuğu ayartmaya çalışması olmasını anlıyorum. Ama bu konuya deli gibi odaklanmalarına da gerek yoktu. Hikaye başka şekillerde de ilerleyebilirdi. Bu haliyle arada güldüren ama genelde sıkan klişe bir komedi filmi izliyoruz. Filme olan puanım bu mudur oldu. Konuşacağım ikinci film It's Me, Margaret. Film 11 yaşındaki bir çocuğun dünyanın en enerjik şehirlerinden biri olan New York'tan daha kırsal bir yere taşınmasını ve bundan sonra yaşadığı büyüme sancılarını konu alıyor. Kızın kişilik arayışını Are you there, God? It's me. Margaret. Ve insanların anlam veremediği davranışlarını anlama çabasını izliyoruz. Gençlik ve gençliğe geçiş filmleri izlemeyi seviyorsanız bence bu filmi de seversiniz. Yani ben bayağı bir sevdim. Here to speak to you today about your changing body. The blood is released through the vagina. Oyuncu Rachel McAdams, filmde Margaret'ın annesi rolünde. Hem McAdams bu karaktere çok yakışmış hem de ben bu karakteri çok sevdim. Çocuğunu önemseyen, ona bilmediği şeyleri anlatmak isteyen ama bazı şeyleri de kendi fark etmesi için çocuğuna yol açan bir anne görüyoruz. Baba rolünde de Oppenheimer'da hidrojen bombasını yapmaya çalışan bilim insanı Teller'ı canlandıran Benny Safdie yer alıyor. Kendisi de az sahnesi olmasına rağmen oldukça sempatik. Ergenler bazen büyürken sadece kendilerinin zor dönemler geçirdiğini düşünür. Ancak her yaşın kendi zorlukları var ve film bunu gerçekten iyi işliyor. Filmde annesinin ve babaannesinin yaşadığı problemleri de görüyoruz. Margaret'ın okula ayak uydurmaya, baskın insanlarla nasıl iletişim kuracağını anlamaya çalışması da güzeldi. Çoğu çocuk saçma sapan hareketler yapan başka çocuklarla ilk karşılaştığında nasıl davranacağından emin olamıyor ve sürü psikolojisiyle kendi de saçma sapan şeyler yapmaya başlayabiliyor. Let me just be normal and regular like everybody else. Just please, 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 please. Filmde annesi ve babası farklı inançlardan gelen karakterin kendine uygun bir inanç bulmaya çalışmasını ve ailesinin bazı üyelerinin ona baskı yapışını da izliyoruz. Çocuğumuz film boyunca odasına geçip Tanrı'ya yaşadığı problemleri ve hayattan isteklerini anlatıyor. Are you there, God? It's me. Margaret. Film bunun dışında bize genç bir kız olmanın nasıl hissettirdiğini, ergenlikte kızların nasıl dönemlerden geçtiğini de iyi anlatıyor. Benim filme puanım sınav senemde giderim oldu. Üçüncü filmimiz Ninja Kaplumbağaların yeni animasyon filmi. Filmin animasyon stili ise Spider-Verse, Mitchells ve yeni çıkan çizmeli kedi filmlerini andırıyor. Gerçekçi olmaya çalışmak yerine farklı tarzlarda kendini ifade eden özgür bir stil izliyoruz.
Film bilgisayar değil de insan tarafından çizilmiş gibi duruyor. Karakterlerse kilden yapılmış hissi veriyor. Animasyonlarda böyle farklı tarzların kullanılmaya başlaması beni çok mutlu ediyor. Peki film nasıldı? Bence fena değildi. Bir Spider-Verse veya Çizmeli Kedi kadar çıldırmadım ama yine de bayağı bir keyif aldım. Neler iyiydi peki? Filmin teması hoşuma gitti. Ninja kaplumbağaları mutant oldukları için sürekli kanalizasyonda yaşayan, dışarı hiç çıkmamış gençler olarak görüyoruz. Onlara babalık yapan Splinter, insanların dostlarımızı kabul etmeyeceğini düşündüğü için dışarı çıkmalarına izin vermiyor. Ancak dostlarımız internete girip dünyadaki hayatı görebiliyorlar. Zaten dünyanın en enerjik şehri New York'ta yaşadıkları için etraflarında sürekli ilginç bir şeyler oluyor. Film dışarı çıkmak isteyen karakterlerin üzüntüsünü çok iyi veriyor. Ülkemizde film hem dublajlı hem de altyazılı olarak vizyona girdi. Ben filmi altyazılı izledim ve İngilizce seslendirme kadrosu cidden çok hoşuma gitti. Jackie Chan Splinter olarak harikaydı. Ice Cube'ün ve harika dizi The Bear'den tanıyacağınız Ayo Edebiri'nin performanslarını da beğendim. Peki filmde neleri beğenmedim? Bence espriler gerçekten komik olaylardan çok fazlasıyla referanslar üzerinden ilerliyordu. Filmi çok komik bulmamak beni üzdü. Ayrıca hikayenin teması iyi olsa da filmin bir süre sonra fazla klişe ilerlediğini düşündüm. Benim filme olan puanım en iyi arkadaşım bu filmi izlemek istiyorsa hayır demem ama ona daha iyi filmler önerebilirim oldu. Şimdiki filmimiz The Flash. Açıkçası bu film için uzun bir video çekebilirdim. Ama zaten kimsenin umrunda olmadığı için böyle bir şey yapmak istemiyorum. Bilmeyenler olabilir. The Flash, stüdyonun 200 milyon dolar zarar etmesine sebep oldu. Normalde filmin 2018'de çıkması planlanıyordu. Hatta senaryosunu yazması için ilk olarak Spider-Verse'ün arkasındaki isimler Phil Lord ve Chris Miller seçilmişti. Eminim film bu ikilinin elinden çıksaydı iyi bir şeyler izlerdik. Ancak stüdyo ve dostlarımız anlaşamadı. Sonrasında bir sürü farklı yönetmen ve yazarla çalıştılar. Ve hiçbir yazarın senaryosundan tatmin olmadılar. Film çıkana kadar yaklaşık 40 senaristin elinden geçti. Sonunda yönetmen koltuğuna It filmlerini çeken Andy Muschietti geçti. Filmde Michael Keaton'ın ve Ben Affleck'in Batman'lerinin yer alacağı da duyuruldu. Peki film nasıldı? The Flash bence ortalama ve yüzeysel bir gişe filmiydi. Filmin konusu güzeldi. Arada güldüğüm sahneler de vardı. Ancak genel olarak film her şeyi aşırı yüzeysel işliyordu. Ayrıca DC dünyasının içinde bulunduğu durum sebebiyle seyircinin filme gitmesi için çok önemli bir sebep yoktu. DC, Marvel'ın başarısından sonra kendi sinema evrenini yapmaya, gişede benzer bir başarı yakalamaya çalıştı. Ancak bunu yaparken hem aceleci hem de kaotik davrandı ve fena bir şekilde sıçtı. Yaptıkları ilk hata, daha Batman ve Flash gibi karakterlerin solo filmlerini yapmadan doğrudan Justice League filmi çekmek oldu. Film başarısız olunca daha da saçmalamaya başladılar ve sürekli karar değiştirdiler. Mesela uzun bir süre orijinal Justice League'deki karakterlerin hikayelerini devam ettirmeme kararı aldılar. Ancak birkaç yıl sonra bu karardan geri döndüler. Bu sene Henry Cavill'ın tekrar Superman olacağını açıkladılar. Yıllardır böyle bir haber bekleyen 12 DC hayranı bu habere çok sevindi. Karakteri Black Adam filminin sonunda gördük. Ancak bundan yaklaşık 1-2 hafta sonra yeni yönetim kararıyla Henry Cavill'ın Superman olmaya devam etmeyeceğini açıkladılar. Flash'te farklı şeyler de vardı. Mesela bir sahnede Nicolas Cage'i Superman olarak görüyoruz. Cage 90'ların sonrasında iptal olan bir Superman filminde oynayacaktı. Daha sonra iptal olan filmle ilgili çok konuşuldu. Cage'in sahnesi de bu yüzden var. Ancak çok garip bir şekilde oyuncu görsel efekt gibi duruyor. İşin kötü yanı filmin yönetmeni bu sahneyi gerçekten çektiklerini söylüyor. Oğlum bu sahneyi gerçekten çektiyseniz adam neden yapay zeka tarafından yapılmış gibi gözüküyor? Böyle bir şey mi olur? Filmde yıllar önce hayatını kaybetmiş olan Christopher Reeves'i de görüyoruz. Görsel efekt kullanılarak filme eklenmiş. Bence böyle bir şey yapmalarına da gerek yokmuş. Ha bir de çok garip bir şekilde filmde zaman zaman Ezra Miller'ın suratı görsel efekt gibi duruyordu. Evet, oyuncu filmde iki karakter canlandırıyor. Ama bundan 10 küsür yıl önce çekilen Social Network'te tek oyuncunun canlandırdığı ikizler çok daha iyi duruyordu. Bu filme niye öyle olmuş anlamadım. Ben filme bu muydu puanını veriyorum. Şimdiki filmimiz Wes Anderson'ın yeni filmi Asteroid City. Harika kadrolu bu film oldukça ilginçti. Hikaye iki şekilde ilerliyor. İlk olarak yazar Conrad Earp'ü görüyoruz. Sonra da onun yazdığı Asteroid City oyununu izliyoruz. Film yazarın oyunla ilgili konuştuğu sahneler
sahneler ve yazdığı oyun arasında gidip geliyor. Oyunda da çocuklarını çok alakasız bir yerdeki bilim yarışmasına getiren ailelerin ve çocuklarının hikayesini görüyoruz. Ben bu filmi sinemada değil evde izledim. İlk iki denememde filmi gece 12 gibi açtım ve her seferinde ilk 15 dakika bitmeden uyuyakaldım. Yorgun olduğum için karakterlerin kurduğu uzun cümleleri anlayamıyordum. Sonra filmi daha normal bir kafayla izledim. Asteroid City normal kafayla izlerken de yoğun senaryosu sebebiyle beni yordu. Wes Anderson hızlı diyaloglar yazdığı ve filmde yaşanan her şeyi gözümüze sokmadığı için arada önemli şeyleri kaçırabiliyorsunuz. Ancak filme zaman harcayıp bitirdiğimde filmin bana bir sürü farklı şey hissettirdiğini fark ettim. Eğer Wes Anderson filmlerini sevmiyorsanız bu filmi de seveceğinizi zannetmiyorum. Ancak yönetmeni sevenler için bence yine değişik bir filmle karşı karşıyayız. Filmin içindeki oyunda zaman zaman karakterlerin rollerinden çıkıp kendileri hakkında mı konuştuğunu yoksa rollerinde mi kaldıklarını anlamıyorsunuz. Bu anlar benim çok hoşuma gitti. Tiyatroda oynayan oyuncular ve tiyatro oyunu arasındaki paralellikler güzeldi. Jeffrey Wright'ın konuşma yaptığı şu sahnede çok iyiydi. Benim filme olan puanım sınav senemde giderim oldu. Şimdiki filmimiz BlackBerry. Bir zamanların en popüler telefon markalarından birinin hikayesini anlatıyor. Klavyeli telefonlar yapan şirket iPhone'lar çıkana kadar çok popülerdi. Filmimiz şirketin kuruluşunun ve çöküşünün hikayesini anlatıyor. Ben BlackBerry'yi keyifli buldum. Farklı bir stille çekilmiş, orta bütçeli ve tatlı bir film. Teknoloji şirketlerinin o garip ve hızlı havasını iyi veriyor. Filmi Succession'la Social Network'ün bir karışımı gibi düşünebilirsiniz. Tabii ikisi kadar da iyi değil. Filmde karakterlerin biraz daha derin işlenmesini isterdim. Tabii belki de bu insanlar gerçekten de derin değillerdi. Ben BlackBerry'yi izleyin diyor. Filme en iyi arkadaşıma öneririm puanını veriyorum. Konuşacağımız son film Hereditary ve Midsommar gibi korku filmleri çeken Ari Aster'in yeni filmi Beau Is Afraid. Dostlar film benim bu sene en çok beklediklerimden biriydi. Ancak filmi aşırı kötü bulmasam da hayal kırıklığıyla ayrıldım. 3 saatlik film başlarında ilginçti. Ancak ilerledikçe beni yordu ve sıktı. Evet, yönetmen filmin bizi yormasını istemiş. Ama bu yorgunluk bana özel bir şey hissettirmedi. Filmin korumacı bir annenin çocuğunun hayatını ne kadar kötü etkileyebileceğini anlatıyor. Aster'in bu konuyu işlemesi hoşuma gitse de film ilerledikçe konunun farklı şekillerde ele alındığını düşünmedim. Ben filme iyiydi galiba puanını veriyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bundan sonra kanalda White Lotus dizisinin videosunu görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.